Biliyorsunuz uzun süredir sahalardayız. Vatandaş, halkımızla buluşuyoruz. Sahada gözlediğimiz şey öncelikle halkın bir an önce tek adam rejiminden, AKP-MHP ittifakından kurtulma iradesi var. Bu konuda yaptığımız en ufak bir diyalogda, eğer halkla güven verici bir diyalog kurduğunuz zaman onların bu konudaki duygusu çok net açığa çıkıyor. Yani baskın irade toplumda artık Erdoğan'ın gideceği yönünde, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönde bir irade var. Bu anlamda da toplumda geçmiş döneme ilişkin daha büyük bir umut ve kendi duygularının dışa vurum, düşüncelerin dışa vurum var. Yeşil Sol Parti açısından, yani bizim açımızdan baktığımız zaman halkımızın bize karşı ilgisinin oldukça yüksek ve sempati olduğunu görüyoruz. Yani her gittiğimiz yerde büyük oranda çok olumlu karşılanıyoruz, coşkuyla karşılanıyoruz ve bize yönelik bir ilgiden söyleyebilirim. Bu oldukça bizim açımızdan hoşnut verici. Ben şöyle düşünüyorum, anketlerin bizi şaşırtacağı, daha doğrusu anketleri bile şaşırtacak dip dalga bir sonuç gelebilir diye düşünüyorum. Bizim açımızdan da İzmir'de 6 vekil çıkarmak sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu anlamda da oldukça umutluyum. Bize yönelik ilgi de asıl olarak bizim hem Cumhurbaşkanlığı hem de yerel seçimleri kaybettirmeye ve ilkesel tutumumuz anlamında demokrasi, ileride demokrasiye yönelik adımlar anlamında bize güveni artırıyor diye düşünüyorum. Bunu ne kadar oya dönüşeceğini çok biliyorum ama sahada şunu çok iyi söyleyebilirim ki 7 Haziran'ı aşan bir bize yönelik ilgi ve kabul var. Şöyle ki Yeşil Sol Parti'nin bu kaygıyı biliyorsunuz seçimlerde çok biz güçlü çıkmalıyız diyoruz ki kilit rolümüzü, demokrasiden yana ön açıcı yolumuzu sürdürebilirim. Bu anlamda tabii ki bizim güçlü bir şekilde çıkmamız, parlamentonun bizim ağırlıkta olduğumuz, yani belirleyici olabildiğimiz bir şey yapmamız güven verici ama tek başına bizim çabamızın yetmediği açık. Bu anlamda bizim önümüzdeki süreç açısından da muhalefet cephesini büyütecek, toplumun örgütlenmesini ve Emek Demokrasi İntifakı'nı daha da genişletecek. Bu süreçte de yani mücadeleyi yaşamın her alanında derinleştirecek ve ilerletecek intifakları ve oluşturmamız, aynı zamanda kendimizi büyütmemiz gerekiyor, daha güçlü girmemiz gerekiyor. Bu güçlü girmek sadece parlamentoya güçlü girmek değil, yani toplumun örgütlenmesini, kendi örgütlenmemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Yani iktidarın değişmesi öncelikle toplumda bir nefes aldıracak. Bunu söyleyebilirim. Ama bunun uzun vadede eğer bu değişim toplumsal sorunlara çözüm olamazsa, Türkiye'de demokrasi, barış gibi, adalet gibi ve ekonomik sosyal krizlerin açılması konusunda toplumu rahatlatacak adımlar atamazsa bu kriz daha da derinleşebilir. Umutsuzluk daha da büyüyebilir. Bu anlamda büyük risk taşıyor. Mevcut yani ki Kılıçdaroğlu gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun ve parlamentonun bu anlamda hızla adımlar atması gerekiyor. Yani bu adımları hızlı bir şekilde atmazsa önümüzdeki süreç gerçekten hepimiz açısından yeni bir kaygı süreci olabilir. Yeniden toplumda bir umutsuzluğa dönüşebilir. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Yeşil Sol Parti olarak bizim bu konuda umutsuzluğa tahammülümüz yok. Toplumun bu anlamda önümüzdeki süreçte de umudu olmayı, bu umudu yeşertmeyi biz sürdüreceğiz ve büyüteceğiz.